Hemen bizim Yaşar Kemal Kent Ormanı. Bunu ormanlıktan çıkarıp da halka kazandırılmasını talep ediyoruz. Bu arada bir gazetelerde çıkıyor. Yaşar Kemal Ormanı bakımsızlıktan şöyle böyle evet, diye. Evet Sayın Valim. Bu sık sık söyleniyor. Şimdi biz bizim olmayan yere para harcamayız. Batman Belediyesi olarak konuşuyorum. Çünkü parkların özellikle istendiği şekilde yani tam millet bahçesi gibi komple çimlendirilmesi, ışıklandırılması, yaya yollarının yapılması vesaire büyük çaplı bir para harcamayı gerektirir. Bunu kendinize ait olmayan bir yerde yapamazsınız. Ben açıkçası o 40 dönüm yerinde bizim yerimiz olduğunu bilmiyordum. Bizim yerimize Batman Belediyesi olarak biz bir şeyler yapabiliriz. O ayrı. Ama 140 dönümlük bütün Yaşar Kemal Ormanı'nı Batman Belediyesi'nin istenir ölçüde yani millet bahçesi gibi tüm detaylarıyla ya da Atatürk Parkı gibi tüm detaylarıyla park yapmamıza imkan yok. Bize bunu tahsis etmesi lazım devletin ki ancak bunu yapabilirim. Şu anda da öyle bir durum yok. Şimdi aynı durum Esentepe'de de var biliyorsunuz. Esentepe'de yaklaşık olarak o büyüklükte bir yer. O da yaklaşık 200 dönüme yakındır Esentepe bölgesi. Biz Esentepe bölgesinin bir kısmında külliye yapılıyor biliyorsunuz. Kalan kısmında da yaklaşık olarak 70 dönüm ağaçlıklı alan, 20 dönümde kent meydanı, 90 dönümlük alanda millet bahçesi. Kent meydanı ve millet bahçesi yapımıyla ilgili olarak Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan talep ettik, kabul edildi. Şu anda ihale aşamasına geldi. Fakat bu ihale ne kadar biliyor musunuz? Bakın 90 dönüm için söylüyorum. 140-150 milyon lira gibi bir para. Korkunç bir para ya. Dolayısıyla biz Esentepe'yi Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan inşallah çözeceğiz. O bittikten sonra burayı da ancak devlet bütçesinden çözebiliriz. Çünkü çok büyük bir yer. Onun da mücadelesini vereceğiz. Ama hem Esentepe hem burayı şimdi yapmazlar. Esentepe bir ihale edilsin, devreye girsin. Ondan sonra Yaşar Kemal Ormanı için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ha bu arada tamamen kaderine mi terk edeceğiz Yaşar Kemal Ormanı'nı? Asla. Belediyemiz kendi imkanları dahilinde sulama ve bakımıyla ilgili yapabileceklerini yapıyor. Ama sizin istediğiniz gibi tam teşekküllü yapımı için mutlaka Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın imkanlarını devreye almalıyız. Ama o 40 dekarlık belediyenin mülkü olan yerde en azından orada bir şeyler yapabiliriz.